Evet, hoş geldiniz. Şimdi ben böyle hani gülerek konuşuyorum ama korkunç, içinizi sıkacak bir şey anlatacağım. Bunun sonunda hepiniz öleceksiniz. Bu gezegenden sağ çıkmayı umman var mıydı? Yok, değil mi? Neyse, yani önemli değil. Çıkmayacaksınız tabii, sağ çıkan olacak mı bu gezegenden? Hani ben Mars'a gideceğim falan diyenleriniz var mı içinizde? Demeyin, burası daha iyi Mars'tan. Neyse, biz epey zamandır yaşıyoruz bu gezegenin üstünde. Ve bu yaşantımız içerisinde başımızdan bir ton belalar geldi, geçti. Sıcaklık devamlı arttı. Yani bu şu anda özel bir durum değil. Hep olurdu bunlar, olmaya da devam edecek. Yalnız ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu geçtiğimiz 100 bin senede dünyanın sıcaklıkları en aşağı indiği yerle en yukarı çıktığı yer arası yaklaşık olarak 6 derece. Bunların içerisinde bir yer var, yaklaşık 60 bin sene önce. Hepimiz, bütün insanlık, burada kaç kişiyiz? İşte bu kadar kalmışız. Aşağı yukarı 140 kişi, 70 çift insan kalmış. Niye? Çünkü sıcaklıklar yukarı aşağı gidiyor. Şimdi bizim açımızdan önemli olan ne? Bizim bu mevsimler denen şeyi iyi bilmemiz gerekiyor. Bu çok kıymetli. Çünkü mevsimler niye lazım bize? Mevsimler, hani şimdi çiçekler açtı, gayet güzel, ama bu çiçeklerin açması için o çiçeklerin ekilmesi gerekiyor bir zaman. Ne zaman ekeceğiz? Böyle bir problem var elimizde. Ne zaman ekeceğimizi bilmemiz lazım. Ne zaman? Karlar eridiği zaman ekmemiz gerekiyor. Ondan sonra ne zaman bunları gübreleyeceğiz, ne zaman süreceğiz? Bunların tamamı esasında bizim mevsimlerden öğrendiğimiz şeyler. Ve bu tuttuğu müddetçe iyiyiz. Yani mevsimler değişmeyip hep aynı düzende gittiğinde ne yapacağımızı biliyoruz. Ama bir noktada kaybedersek ipin ucunu, o zaman başımız belaya giriyor. İşte yaklaşık 60 bin sene önce bu olmuş. Bir noktada çok büyük bir yanardağ patlamış ve o yanardağ patlamasından dolayı mevsimler epey kötü değişmiş. İnsanlar ölmüş. Yapacak bir şey yok. Kötü bir şey bu. Yani gelecekte de benzer şeyler bekliyor bizi. Niye benzer şeyler bekliyor? Çünkü dünyanın sıcaklığı artıyor. Çok ciddi artıyor. Çünkü biz dünyanın sıcaklığının böyle sabit kalmasını istiyoruz ki tahmin yeteneğimiz olsun. Yani karlar eridiği zaman tarlayı sürelim falan gibi bir takım tahminler yapabilmek için sıcaklıkların böyle düz sabit gitmesi gerekiyor. Ama sıcaklıklar uut diye yukarı doğru gidiyor. Bu kötü bir şey. Niye kötü bir şey? Çünkü biraz daha gidecek olursa başımız belaya girecek. Hiçbir tahmin yeteneğimiz kalmayacak. Hatta tarlayı ektiğimiz zaman ürün çıkmayacak gibi bir problemimiz var. Niye oluyor bunların hepsi? Bunların hepsi şundan oluyor. Biz kömür, petrol, doğalgaz yakıyoruz. Kömür, petrol, doğalgaz yakınca atmosfere bol miktarda karbondioksit salıyoruz. Ondan dolayı da dünyanın sıcaklığı artıyor. Şimdi görüyorsunuz nasıl arttığını atmosferdeki karbondioksit miktarının. Ona karşılık sıcaklığın da nasıl arttığını görüyorsunuz. Şimdi bu ikisini bir arada görüp de yok canım bunlar ne alakası var birbiriyle falan, anca Amerikan başkanı olmanız lazım öyle bir şey diyebilmek için. Yalnız burada şöyle bir problemimiz var. Bu ikisi birbiriyle alakalı ama hani ne kadar kötü olabiliriz? Yani atmosfer dediğimiz koca atmosfer, bizde insan için de bu kadarız. Yani ne kadar zarar veriyor olabiliriz? 800 bin senedir atmosferde ne kadar karbondioksit olduğunu ölçebiliyoruz. Yaklaşık. Ve burada görüyoruz ki atmosferdeki karbondioksit miktarı böyle artıyor, azalıyor, artıyor, azalıyor, ama böyle iki tane limitin arasında artıyor, azalıyor. Ama bugüne baktığımızda o limitleri neredeyse iki katını arttırmışız. Şimdi unutmayın, bu azaldığı zaman buzul çağları, arttığı zaman sıcak dönemler diye gidiyor. Şimdi buzul çağıyla sıcak dönem arasında görüyorsunuz fark 6 derece. Şimdi biz buralarda bir yerdeyiz. Ne demek bu? En az bir 6-8 derece daha ısınacak. Eğer bu işe hem koymayacak olursak. El koymazsak ne oluyor? Şimdi burada gençler çok 2009'u hatırlamayabilirler. Ayamama diye bir yer var. Biliyor musunuz Ayamama'nın neresi olduğunu? Atatürk Havalimanı'ndan TEM'e çıkan ana yol. Orası Ayamama Deresi'dir. Şimdi biz tabii ıslah ettik dereyi. Dereler ıslah edilmez. Tamam mı? O kavramı unutun. Doğa her zaman için size ne yapacağını söyler, siz de başüstüne der, yaparsınız onu. Biz ıslah ettik deyince doğa bir gün geldi, dedi ki hayır kardeşim öyle olmuyor, ben size gösteririm nasıl olduğunu. 36 tane can gitti o sabah orada.
Ama biz dedik ki bu 100 yılda bir olur. Bir daha. Ondan sonra 2013'te Üsküdar'da vapurla minibüsleri yarıştırdık. 100 yılda bir olur. Ondan sonra geçen seneydi 2017'nin Temmuz'uydu. Böyle kocaman portakal gibi dollar yağdı tepemize. Ondan sonra gene ortalığı sel bastı. 100 yılda bir olur dedik. Ama demek ki bu iş pek 100 yılda bir olmuyor. Başımıza öyle daha sık gelmeye başladı bu işler. Sadece onunla da kalmıyor. Orta Anadolu'da biz hani öğrenciyken öğrendiğimiz tahıl ambarı. Şimdi tahıl ambarı dediğiniz gökten düşen suyla yapılan bir şeydir. Ama gökten düşen suyla değil, yer altından suyu çekip bu işi yapmaya başladığınız zaman yerde böyle kocaman delikler oluşuyor. Yani böyle kırmızı delik gibi bir şey değil. Bunun 10 katı. Düşünün, bir tane delik açılıyor. Evinizin böyle olduğu yerde birden ev hop 20 metre aşağıya düştü. Siz dışarı bakıyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu. Niye? Çünkü o kadar çok su çekiyoruz ki aşağıdan yer altında su kalmayınca yerde aşağıya çöküyor. Bunlara obruk deniyor. Ama başımızda başka belalar da var. Bildiğimiz bir sürü hastalık var. Yani şu anda zaten dünyada sıtma diye bir bela var. Türkiye'de de çok fazla görülmüyor sıtma ama ileride görülecek. 2050'de Türkiye'de ana problemlerinizden bir tanesi sıtma olacak. Bu sabah bir şey okuyordum, çok hoşuma gitti. Sıtma aşısı ilk defa denenmeye başladı. Çünkü bu büyük bir problem. Ama derken bir tane sivrisinek var. Bu sivrisineğe dikkat edin, bu yaz göreceksiniz sık sık İstanbul'da. Şu eklem yerleri beyaz çizgiler olan bir sivrisinek bu. Özel, normalde gördüğünüz bir şey değil. Halk arasında diyeceğim de bizde pek bu sivrisineği gören olmadığı için kaplan sivrisineği deniyor onlar, çizgili sivrisinek. Bu çok kötü bir hastalık taşıyor, Zika diye. Ülkemizde de bu tür hastalıklar gelmeye başladığı zaman bir dakika ya biz niye bozduk bu düzeni diye düşünmeye başlayacağız. Bu çok önemli bir problem bizim açımızdan. Peki ne yapmamız gerekiyor? Şu bacalardan saçılan gazları durdurmamız lazım. Başka yolu yok bunun. Yani onu yapmazsak bitti işimiz, çünkü bir gezegen daha yok. Bir tane gezegenimiz var, bunun üstünde yaşayacağız. Hani yaşları biraz daha ileri olanlar ya artık bizden geçti falan diye olsa da siz gençsiniz. Gençler yaşayacaklar bu gezegenin üstünde daha uzun süre. Şimdi ben size çok basit bir tane hikaye anlatacağım. Ne yapabilirsiniz konusunda. Şimdi bu hikayenin içerisinde şöyle bir şey var. Bir tane buzdolabı alacaksınız. Türkiye'de 20 milyon tane buzdolabı var. Çok basit bir hesap söylüyorum size. Bu 20 milyon tane buzdolabını... Hani enerji verimli buzdolabı dediğimiz A3+, bunu alacak olsak bu yaklaşık olarak 20 kilowatt saat enerji tüketiyor. Pardon, 200 kilowatt saat enerji tüketiyor senede, bütün sene boyunca. Verimli olmayanın A+'ını alalım, onun iki katı 400 tüketiyor. Ama şimdi diyeceksiniz ki pahalı bu enerji. A3+ falan. Evet, baktım. Dün akşam baktım bu rakamlara da. Aynı buzdolabının A+ ile A3+ arasındaki fark 300 lira. Şimdi siz 200 kilowatt saatin elektrik faturasını ödediğinizde bir senede, bir de 400 kilowatt saat ödediğinizde aradaki fark 100 lira. Yani bir senede A3+ alacak olursanız 100 lira cebinize kalıyor. Buzdolabının fiyatını 3 senede çıkartmış oluyorsunuz. Anlaştık mı bunda? Şimdi bu birinci konumuz. Yani 3 sene içi, buzdolabını kaç sene kullanıyorsunuz bu arada? 20 sene en az. Tamam, böyle demek zorundasınız. Benim annem evvelki sene rahmetli dedemden kalan buzdolabını attı. 1961'de alınmış. 55 sene çalıştı. Ve soğutmadığı için değil, gürültü yaptığı için attı. Anlaştık. Şimdi dolayısıyla öyle buzdolapları 10 senede falan, yok öyle 10 senede buzdolabı değişmiyor. Hani tipini beğenmezseniz falan. Ama bunları biz uzun süre kullanıyoruz. 3 senede verdiğiniz 300 lirayı geri almış oluyorsunuz. 20 sene kullansanız 17 sene cebinize kalıyor. Makul değil mi? Gayet basit bir çözüm. Hepimizin her gün çok rahat yapabileceği. Ama bir adımı daha var. Şimdi bu bütün Türkiye'deki buzdolaplarına bakacak olsak, bunların hepsini çalıştırmak için bir yatağın termik santrali kadar enerji gerekiyor. Yatağından da korkunç karbondioksit çıkıyor. 300 milyon, 3.3 milyon ton karbondioksit.
Bu korkunç bir rakam ama diyorsunuz ki ağaç dikeriz ya ne olacak? Evet ağaç dikeriz. Ağaç hani yetişkin kocaman ağaç 10 kilogram karbondioksit emiyor senede. 3.3 milyon bölü 10 kilogram 330 milyon ağaç dikmeniz gerekiyor. Niye? Siz buzdolabınızı A plus aldınız, A 3 plus almadınız diye. Şimdi buzdolabı reklamı yapıyor gibiyim burada biliyorum ama bu sadece bir tane örnek size, tamam mı? Bunu herhangi bir şeyle çarpabilirsiniz. Aldığınız arabayla, üstünüze giydiğiniz bir şeyle, kullandığınız her şeyin içerisinde aynı hesaplar. Ne yapacağız? Enerjiyi biz o bacalı şeylerden aldığımız müddetçe bu işin çözümü yok. Onun için güneşten alacağız. Olmadı yer altından alacağız, jeotermal. Olmadı rüzgardan alacağız. Ha çok istiyorsanız daha da çılgın şeyler var. Mesela uzaya aynalar koyuyoruz. Aynalarla böyle enerjiyi yoğunlaştırıp dünyada bir noktada toplayıp enerji sahibi olabiliriz. Bu teknoloji mümkün ya. Biz Mars'a gitmeyi konuşuyoruz. Bu ne ki? Bunların hepsi çok çok daha kolay teknolojiler. Sonra mesela hep aklımıza şey geliyor. Ya diyoruz ki bu güneş iyi güzel ama güneş sadece işte 10 saat 12 saat falan var. Geri kalan zamanda ne yapacağız? O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Hani bu salonda olduğu gibi herkesin oturduğu yere bir tane ayna koyduğunuzu düşünün. Benim olduğum yere de kocaman bir su deposu. Güneş ışığını o aynalarla su deposuna yansıtıyorsunuz ve o depoyu ısıtıyorsunuz. Ondan sonra o depo size sabaha kadar enerji üretmenizle yardımcı oluyor. Bunu biliyorsunuz hani güneyde var ya güneş panelleri koyuyorsunuz, güneş gittiğinde soğumuyor ki su. Ertesi sabaha kadar sıcak kalıyor bunların hepsi. Şimdi onun içine tabii su koymuyorsunuz, özel bir tuzlu karışım var. Onu koyduğunuzda 24 saat enerji üretebiliyorsunuz böyle şeylerden. Bu var, bu geleceğin teknolojisi, uzaya ayna koyduk falan gibi bir şey değil. Ama mesela cam gibi görünen güneş panelleri var. Yani evinizin bütün çevresini bununla kaplıyorsunuz. Hem içeri ışık giriyor hem ışık girerken enerji üretiyorsunuz. Ve bu hani ileride olacak bir şey değil. Bugün üretilmiş bir teknoloji bu. Rüzgar türbünü dediğimiz zaman hep aklımızda böyle şeyler var ama esasında bu işi çocuklara bıraktığımızda inanılmaz baba rüzgar türbünleri buluyorlar. Mesela şöyle bir rüzgar türbününe ne dersiniz? Tamam mı? Bildiğiniz uçan balon. Uçan balonun ortasına rüzgar türbününü koyuyorsunuz. Çıkartıyorsunuz yukarı. Yukarıdaki rüzgar aşağıdakinin birkaç katı. Onun için canavar gibi çalışıyor. Çok fazla rüzgar geldi, aşağı çekiyorsunuz tekrar. Enerji ihtiyacınız var, tekrar yukarı. Hani betondan kule diktiniz, şu bu, ona da gerek yok. Nerede enerji ihtiyacınız var? Şurada mı? Tamam, göndeririz kamyonu. Usul bu. Ve bunlar şey değil yani, ben hani ütopik olarak bundan 50 sene, 100 sene sonra şunlar olacak, bunların hiçbiri değil. Bu var, burada bu teknolojilerin hepsi. Tabii bir de esas hayalimiz var. Bu güneş çok baba enerji, hidrojenleri alıyor, birleştiriyor, helyum çıkıyor ve inanılmaz bol miktarda bir enerji çıkıyor. Yapabilir miyiz? Çalışıyoruz. Ona çok fazla bir şey diyemeyeceğiz ama yani 1953'ten bu yana çalışıyoruz. 1953'te 50 sene sonra demiştik. Şu anda çalışan arkadaşlar 50 sene sonra diyorlar. İnşallah bir noktada olacakmış. Evet. Ne olursa olsun bunların hepsini yapmak hepimizin görevi. Yani gençlerin, bizim, hepimizin görevi. Onun için hep birlikte çalışmak zorundayız. Teşekkür ediyorum.